Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? 11. sınıflarım, Parabol'e başlıyoruz. Parabol ÖSYM tarafından sevilen her sene ayette bir tane sorunun geldiği bir kısım. Biz ne yapacağız? Her zamanki gibi en ince detayına kadar göstereceğiz. Şimdi parabol ismi güzel bir konu ama kendisi bir o kadar da yani uğraştırıcı mı? Evet uğraştırıcı. Yeni başlayan arkadaşlarım ufak tefek sıkıntılar yaşayacak. Ben ne yapacağım? Her zamanki gibi en ince detayına kadar göstereceğim. Bak şimdi bizim bir önceki konumuz analitik geometri miydi? Evet y eşittir diyelim ki 3x artı 6. Bu ne belirtiyordu? Bu bir doğru belirtiyordu. Örneğin çizmeye çalışırsak x'e 0 verirsek y'yi 6'da kesiyordu. Şurası 6 olsun. Y'ye 0 verirsek x'i eksi 2 geliyordu. Şu çizdiğimiz bizim y eşittir 3x artı 6'mızdı. Bugün ne yapacağız? Bugün artık boyut değiştireceğiz. X kare artı 4x artı 5. Evet x'in derecesi 2 ise bu ifadeye biz parabol diyoruz arkadaşlar. X'in derecesi 2 ise. Diğer bir ismi ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğine biz parabol diyoruz. Anlaştık mı? İkinci dereceden ifadelerin grafiklerine biz parabol diyoruz. Yani en genel hali y eşittir ax kare artı bx artı c'dir. Ama bir şart var. İkinci dereceden olacak. O zaman a'sı kesinlikle sıfırdan farklı. Sizde hocanız parabolün genel halini sorarsa siz ax kare artı bx artı c diyeceksiniz. Bu bir. Şimdi burada önemli bir şey var. Şunlar benim parabolümün kolları bak. Biri şu kol biri bu kol. Eğer ki bu kollar yukarı doğruysa farkındaysanız yukarı doğru bakıyorsa gülen yüz yani a'sı sıfırdan büyüktür. Baş kat sayısı sıfırdan büyüktür. Eğer kollar aşağı doğruysa bu üzgündür. O zaman a'sı sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. Üzülmüştür. Bugün hayata pozitif bakmıştır. Mutludur. Olayımız bu. Şimdi gelin hemen bir sorumuza bakalım. Fonksiyonun belirttiği eğri bir parabol olduğuna göre Parabol olması için şart neydi? İkinci derece olacak. Ama burada kaç var? 3 var. O zaman sen burayı sıfıra eşitleyeceksin ki gitsin. Üçüncü dereceden kurtulayım. O zaman m artı 2 eşittir sıfırsa m buradan kaç geldi? Eksi 2. İyi. Tamam hocam ama parabol ikinci derecedense yani x'in üstünün 2 olması gerekiyorsa e burada... Farkındaysanız bura giderse x'in üstünün 2 olmasını sağlayan oradaki n eksi 1'dir. O zaman n eksi 1 eşittir 2 ise n buradan kaç gelir? 3 gelir. O zaman geldik bunu hemen yazdık mı? Yazdık. m ile n'nin çarpımı a şıkkının cevabı eksi 6 gelir. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı. Şimdi geldik şuraya. Kollar yukarı doğru. Hemen hatırlatmamı yapıyorum. Bir parabolün kolları yukarı doğruysa ax kare artı bx artı c eşittir y ya buradaki a dediğin sayı sıfırdan büyük olacak. Peki bizim buradaki a dediğimiz şey ne tabii ki canlarım? Hemen gösteriyorum onu yeşille göstereyim. Şuradaki 3 eksi k. Bak biz bu ifadeyi düzenlediğimizde bu ifade ne oldu? Şurası gitti. 3 eksi k çarpı x üzeri 2 oldu. Eksi 2x eksi 1. O zaman şunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. 3 eksi k büyüktür sıfırsa 3 büyüktür k geldi. K'nın değer aralığı 3'ten küçük olan sayılar. Nereye kadar gidecek? Eksi sonsuza. Eksi sonsuzdan 3'e kadar oldu canlarım. Olayım bu, anlaştık mı? Kollar yukarı doğru derse, bunun kat sayısı olan şu ifade sıfırdan büyük olacak. Şimdi bunları sorularda iyice pekiştirelim. Fonksiyonun belirttiği eğri bir parabolmuş. Parabolse üçüncü derece olmaz, dördüncü derece olmaz, ikinci derece olacak. Yani benim buradaki a eksi 2 dediğim ifade ne olacak? Sıfıra eşit olacak ki burası gitsin. O zaman a buradan kaç gelir? 2. E peki parabol x kareli bir grafikti. x karelerin grafikleriydi. O zaman burada x'in üssünün 2 olması gerekiyor. E buradan olmaz. Buradan olmaz. Mecburen sadece b eksi 1'den gelir. 12'ye eşitlersem B de buradan 3 gelir. A ile B'nin toplamı da 5 geldi. Olay bu oldu. Geçtim bir sonraki soruya. Kolları aşağı doğruysa. Hemen hatırlat Emre hocam. Fx eşittir. Ax kare artı Bx artı C paraboldü. A'sı sıfırdan büyükse mutluyuz. Kollar yukarı doğru. A'sı sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru üzgün yüz. O zaman benim buradaki parabolümün kolları aşağı doğruysa ...akim X karenin katsayısı yani şu ifadenin sıfırdan küçük olması gerekiyor. 4 eksi M küçüktür sıfırsa 4 küçüktür. Eksi M'yi karşıya attım. M oldu. M'nin aralığı 4'ten başlıyor artı sonsuza kadar. Ama 4 dahil değil. O yüzden 4 artı sonsuz arası. Olay bu canlarım. Şimdi geldik evet. Parabolün eksenleri kestiği noktalar. Bak şimdi. Biz analitik geometride hemen şu sahneyi bir değiştireyim. Size birkaç tane bilgi hatırlatayım. Analitik geometride x eksenini kestiği noktayı nasıl bulduk? y'ye 0 diyerek. Tamam. Peki y eksenini kestiği noktayı nasıl bulduk? x'e 0 diyerek. x'e 0 y'ye 0. Hep böyle bulduk. Anlaştık mı? Peki. Analitik geometride şunu hatırlıyor musunuz? Bir nokta doğrunun üstündeyse denklemi ne yapıyordu? Sağlıyordu. Burada da aynı mantık var. Bir nokta parabolün üstündeyse denklemini sağlayacak. Yani analitik geometride ne biliyorsan aynısı parabolde de var. Olay bu. Gel şimdi hemen sahneyi değiştir ve burada ne yapalım? Bunları bir okuyalım. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyoruz? X'e 0 veriyoruz. X eksenini kestiği noktayı bulmak için burada da ne yapıyoruz? Fx'i 0'a eşitliyoruz. AB noktasından geçiyorsa bu nokta denklemi sağlıyormuş. Şimdi gelin tane tane işlem yapalım. Parabolünün y eksenini şurayı yanlış yazmış kitap. Kestiği noktanın ordinatı eksi 4. Y eksenini kestiği nokta nasıl bulunuyordu? Tabii ki x'e 0 vererek. x'e 0 verdim. Burası gitti. X'e 0 verdim. Burada gitti. O zaman y eksenini kestiği nokta eksi 5m artı 1. Peki bu soruda ne verilmiş? Eksi 4 verilmiş mi? Evet. O zaman artı 1'i karşıya attım. Eksi 5 tane m eşittir eksi 5. m buradan kaç geldi? 1 geldi mi? Geldi. Şimdi x eksenini kestiği noktaları bul diyor. Bak iyi dinleyin. fx eşittir. Canlarım m yerine 1 yazarsam burası x kare olur. Eksi 3x olur. Ve m yerine 1 yazarsam burası eksi 5 artı 1'den eksi 4 geldi. Lütfen ama lütfen iyi dinleyin hocanız. Şimdi bu bir ikinci dereceden denklem. Biz bunları geçen sene çarpanlara ayırmayı öğrendik mi? Evet öğrendik. O zaman x e x. Çarpımları eksi 4. Toplamları eksi 3 olan eksi 4'e 1. Arkadaşlar x buradan 4 geldi. x buradan eksi 1 geldi. İşte bu bulduğunuz x'ler sizin parabolünüzün x eksenini kestiği noktalar. Olay bu. Geçen seneki lütfen çarpanlara ayırma konusuna bir bakın derim. Peki ben size birkaç hatırlatma yapayım. Mesela x kare eksi 7 x. Biz bunları nasıl yapıyorduk? Sıfıra eşitliyorduk ya. x parantezini alıyorduk. x eksi 7 diyorduk. Bunu sıfır yapan değer x eşittir bir sıfır oluyordu x 1'de kaç geliyordu? 7 geliyordu. Mesela x eksenini 0'a 7'de keser. Ya da x kare eksi 25'i çok yapardık. O zaman burası x eksi 5 ile x artı 5'in çarpımı diyorduk. 2 kare farkından x 1 buradan 5 gelir. x buradan kaç gelir? Eksi 5. Bunları lütfen hatırlayın. Bunlar işte bizim parabollerimizin x eksenini kestiği noktalar. Peki gelelim sorumuza. x eksenini kestiği noktalar 4'e eksi 1. Bunların toplamında kaç gelir? 3 gelir. Olayım bu. Şimdi geldim hemen baktım. Parabolünün y eksenini kestiği noktayı bulunuz. y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e ne vereceğiz? 0. x'e 0 verirsem bu gider bu gider. O zaman y eksenini kaçta keser? 2'de. Unutmayın fx dediğiniz ifade her zaman 2'dir. y'yi 2'de keser. Kestiği noktayı bul demiş. Noktanız ne? 0'a 2 noktası. 0'a 2. Tamam. Geldim buraya. X eksenini kestiği noktayı bulunuz. O zaman ben bu ifadeyi kime eşitleyeceğim? Bir öncekinde de söylediğim gibi 0'a eşitleyeceğim. O zaman çarpımları x kare olacak. X'e x. Toplamları eksi 6. Çarpımları 9 olana bakacağız. Eksi 3'e eksi 3. O zaman burası x eksi 3 çarpı x eksi 3 geldi mi? Geldi. Bunu 0'a eşitledim x buradan ne gelir? 3 gelir. Ve bir sonraki kısımda öğreneceğiz ki bu x eksenine teğetmiş. Öğreneceğiz. Ve x eksenini kestiği nokta x eşittir 3 değil. 3'e 0 noktasıdır. Anlaştık mı? Nokta bulacaksınız siz. Niye? x eksenini kestiği noktalar her zaman y'leri 0 oluyordu. Mevzumuz buydu. Analitik geometride bunları gördük. Şimdi geldik buraya fonksiyonun grafiğinin parabolünün tamam x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı 2 olduğuna göre m kaçtır? Bak şimdi. İyi dinleyin. Şimdi size birkaç bir şey anlatacağım. Tamam mı? Hemen gelin hocanıza bir bakın. Örneğin x kare olsun. Eksi 5x olsun. Artı 6. Bu benim fx'im. Tamam mı? Ben soruyla alakalı olup da farklı bir denklem yazıyorum. Burası x'e x mi? Burası eksi 3'e eksi 2 mi? Çarpımları 6 oldu. Toplamları 5 oldu. X buradan 3 geldi. X buradan 2 geldi. Demek ki x eksenini bir 2 de kesecek. Bir de 3 kesecek. Bakın şimdi. Sizin bu bulduğunuz ifadeler bu denklemin neyleri? Aslında kökleri. Size soruda köklerin neyini sormuş? Toplamını sormuş. O zaman geçen seneyi bir hatırlatayım. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise köklerin toplamı eksi b bölü a'ydı. Şimdi bizim sorumuzda işte bu köklerin toplamı 2'ymiş. Eksi b bölü a'sı 2 ise b kimdi? b dediğiniz x'in katsayısı. Burada x'in katsayısı kim? Eksi 4. Geldim onu yazdım. Eksi eksi 4. A dediğim kim? O da x karenin katsayısı. M eksi 1. Geldim onu da yazdım. M eksi 1. Eşittir 2. Bu eksi bu eksiyi götürdü. 4 eşittir. 2 ile çarparsam 2m eksi 2. 6 eşittir. 2m. M değeri buradan kaç gelir? 3 gelir. Güzel insanlar. Olayımız tabii ki bu geldi canlarım. Şimdi geçtik bir sonraki soruya. Ne diyor? Parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 3. Y eksenini kestiği nokta nasıl bulunuyordu? X'e 0 vererek. X'e 0 verirsem ne olacak canım? Şura gidecek bura, gidecek. bura gidecek. Bura gidecek. Sadece bura kalacak. Eksi 3 m Eksi 9. Kime eşitmiş? Eksi 3'e. Eksi 3 m Bunu karşıya attım. Artı 9. 9 eksi 3. 6. M buradan kaç geldi? Eksi 2. Olay M'yi bulduk. Şimdi gel burayı düzenle Emre hocam. Fx eşittir. 2 tane x kare. Eksi 2 yazarsam artı 2x olur. Artı pardon geri al. Bir geri al. Neden? Çünkü şurası artı değil. Neden? M yerine kaç yazıyorum? Eksi 2. O zaman burası eksi 12x olur. Ve M yerine eksi 2 yazarsam da burası eksi 3. O zaman fx fonksiyonu ne geldi? 2x kare Eksi 10 x eksi 3. Şimdi x eksenini kestiği noktaları çarpanlara ayırarak bulamıyorsun. Ama neyini sormuş? Toplamını. x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 olsun. Lütfen bunları not alın. x1 ve x2 bu denklemin kökleri. Bana neyi sormuş? Köklerin toplamını sormuş. O zaman cevap eksi b bölü a'ydı. O neydi? Hemen yazalım. AX kare BX artı C'di. Burada canlarım A dediğim ifade X karenin katsayısı. Canlarım B dediğim ifade X'in katsayısı. O zaman düzenle soruyu bitir. X1 artı X2 ne gelecek? O zaman eksi eksi 10 bölü 2'den cevap 5 gelecek. Bir de kökler çarpımını sorsaydı x eksenini kestiği noktaların çarpımını sorsaydı o da hatırladınız mı bilmiyorum ama c bölü a'ydı o da eksi 3 bölü 2. c'si eksi 3 a'sı da 2. Olayımız bu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Fonksiyonun grafiği 3'e a noktasından geçtiğine göre. Nerede anlattım? Tabii ki arkadaşlar analitik geometride anlattık. Bir noktadan geçiyorsa x yerine 3 y yerine a. Hocam burada y yok. Y var. Y dediğin fx. O zaman y dedik ya a'ya eşit. Eşittir. 3'ün karesi 9. 3 çarpı 3 9 artı 4. 9'lar birbirini götürdü. A değeri buradan kaç geldi? 4 geldi güzel insanlar. Olayımız bu canlarım. Geçtik bir sonraki ve son sorumuza. Fonksiyonun grafiği eksi 2'ye 1, 1'e 4 noktalarından geçtiğine göre. Yine biz buna ne diyeceğiz? Y diyeceğiz. X yerine eksi 2, Y yerine 1, X yerine 1, Y yerine 4. İkisini ayrı ayrı çözeceksiniz. Önce 1 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 yazarsan eksi 2M eksi N. Buradan çıkan sonuç ne? 2M artı N eşittir 3. Nasıl oldu? Bunların ikisini buraya, bunu da buraya attım. Şimdi geldim 1 yazıyorum ve 4'e eşit. 4 eşittir. 1 yazarsam 1 artı m eksi n. Buradan çıkan sonuç m eksi n de neye eşit? 3'e. Geldim altına m eksi n eşittir. 3 yazdım ve ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. O zaman 2 m -E daha, üç m üç üç daha 3 m. 3 3 daha 6 n'ler birbirini götürdü? m buradan kaç geldi? 2. E, m 2 ise 2 ile kimin toplamı 3 yapar? Tabii ki n değeri eksi 1 geldi. m ile n'in çarpımına eksi 2 çıktı. Olayımız bu kadardı canlarım. Şimdi bir sonraki derste ne yapacağız? Tepe noktasına başlayacağız. Tepe noktası uygulamalarını çözeceğiz. Sonra canlarım ne yapacağız? En büyük en küçük değer bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Kısaca bir özetleyelim dersimizi. Bir, bir ifadenin parabol olması için ikinci dereceden bir şey olması lazım. Ax kare bx artı c. Yani a'sının kesinlikle sıfırdan farklı olması lazım. Peki bir parabolün x eksenini kestiği noktalar aslında o ikinci dereceden denklemin kökleriymiş. Peki bir parabolün y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyormuşuz? x'e sıfır vererek buluyormuşuz. Peki olay bu. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Muhteşem üçlüğü yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapmanız, abone olmanız benim için çok ama çok önemli. Seviliyorsunuz güzel insanlar.